İstanbul Sporlu'da sahada oynayacak Galatasaray. Fenerbahçe, Trabzon'u konuk edecek. Beşiktaş, Gaziantep hükmen maçı var. Hocam. Efendim hocam. Nasıl e, bir baskı <laughs> altında olduklarını Galatasaraylı futbolcuların... ...maçtan sonraki o sevinçte o oh diyişlerinde gördük. Hocam kolay maç değil, değil bu yani. Bu maçta iyi futbol bekleme, iyi mücadele bekle. Ama şu var... Bugün Galatasaray takımında oynayan 11 futbolcu o bu şu önemli değil. Bazılarına yük fazla bindi. Bazıları gene mücadele ettiler ama bekleneni veremediler. Mesela bir 0 öne geçiyorsun. Bir 0 öne geçtikten sonra artık orta sahada iyi top yapacaksın. Rakibin yarı sahasına topu götüreceksin. Orada pas yaparak onu oyalayacaksın. Onu sinirlendireceksin. Galatasaray bunların hiçbirisi yapamadı. Yapabilir miydi? Yapardı. Ama düşün. Bu takımın en tecrübeli adamı Mustara Vallahi saymadım ama herhalde 10 tane topa vurdu. Yani dördünü beşini dışarı attı. Dördünü 5'ini de şey attı. Rakibi attı. Evet evet. Ben Olacak de şey değil. Burada. Yani inanılır gibidir. Mustara'nın bu ayak rezaleti yani ilk defa görüyorum. Ya rakibi attı ya taca attı. Ve aynı yerlerden atıyor. Yani inanılır gibi değil. Eskisi gibi çok o araya top yapmadı. Maceraya girmedi. Herhalde girseydi o çabuk... O kadar da hocam artık yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. Onun için mesela Icardi'ye fazla top getiremediler. Orta sahada Mertens çabuk yoruldu. Hocam Mertens birkaç haftadır Kerem iyi istediği değil. işleri yapamadı. Topu alıp götüremedi. Hani o topu alıp veya önüne top atacaksın evet, falan. Bugün iyi oynayan... Yani Torreira geçen haftada iyiydi. Bugün iyi. Sol Solbek i̇şte, çok iyi oynadı. Kazımcan iyi hocam. Kazımcan sahanın en iyisiydi bugün. Valla genç kardeşimiz pırıl pırıl çok da güzel oynadı. Kazımcan sahanın Onun en en iyisiydi. Onun oynaması yerli rotasyonunu da kolaylaştırıyor. Şimdi Adekugbe çünkü biraz ofansif anlamda tamam da defansif anlamda sallanıyordu. Biraz pozisyonunu kaybediyordu Adekugbe. Bugün Kazımcan performansı o anlamda çok değerli. Kazımcan Dalotasyon bugün ben orada oynarım dedi. Değil mi? Evet. Mücadelesiyle mesela ilk yarı İki veya üç tane de para kalktılar. Bire bir. Bir metre geriden geldi. Bir metre evet. öne geçti. Öteki oyuncu yapamıyordu. Adeku Ama bu de, yapamıyordu onu. Bir de daha biraz böyle kontrolsüz rakibe girebiliyor. Kart tehlikesi yüksek. Evet. Kube'nin. Dolayısıyla bugün, galiba, bugün, bugün beğendim ben hocam. Korku filmi gibi oynadılar. Şu var. Başakşehir de çok öyle tehdit etmedi ya. Hocam Başakşehir. geç de geldi değil. defa hiçbir şey yapmadı. Başakşehir ilk yarı aslında çabuk çıktığı zaman ki Kuba maçında da yaptılar. Beraber anlattık. Galatasaray'ın arka tarafını iyi yakalıyorlardı. Bugün de çıktılar aslında ilk yarı Galatasaray'da 0-0 iken. Ama onun devamını getiremediler. Ve vakit ilerledikçe Başakşehir de oyundan düştü. Yani o oyun hakimiyetini kaybettiler. ...ve Onların oyun nüveleri vardı. O da kalmadı. Dikkat Hocam, et. Fizik kondisyonları o kadar iyi, iyi değil. değil. Biraz yaşlı takım Başakşehir İyi takım. değil. Ve yani daha farklı bir Başakşehir beklerdim. Daha böyle 60'tan sonra 70'ten sonra. Çünkü 60'tan 70'ten sonra Galatasaray'ın el hayat titriyor ya. E işte baskı, baskı <laughs> çok netti yani. Evet. Kenardan herkes bitti bitti diye işaret ediyordu. O yüzden e orada mesela Galatasaray'ın böyle kaliteli oyuncuları oyunu soğutmayı iyi bildi. Orada Zaniola girdikten sonra o topu filan iyi tuttu. Oyuna iyi yerlerden başlattı. Tabi haliyle tecrübeli bir adam yaşına göre. O girdikten sonra daha farklı oldu olay. Barış Ayber Ona geldiği zaman top sapladı. daha farklı oldu. O dinlendirdi, götürdü, köşeye götürdü, ortada pas yaptı. Girdiler, faul yaptırmaya kalktı. Kaleden uzak yerde oynayacaksın evet, hocam. hocam ya. Bitmez. O beş dakika var ya 50 dakika gibi gelir sana 50 yani, dakika. İşte onu konuştuk mesela senle de. Şu saatte artık böyle ay şöyle oynadı Yok. iyi mi oynadı falan o şekilde beklemek çok da mümkün değil sanki. Topu ısıracaksın. Orada skoru bekleyeceksin ama iyi mücadele bekleyeceksin. Evet. Mesela, İstekli iyi mücadele. Mesela bir top dışarı çıktı. Direğinde binden düşünen. Zaten Başakşehir'in herhalde ikinci aradaki en önemli pozisyonuydu evet. o. Köşe vuruşuna şöyle Birine bir topukla. çarptı. İnanılmaz pozisyonu. Direği yalıyor ve tıngır 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 Herkes gitti. Herkes baka kaldı. Böyle direğin dibinden gitti. İnanılmaz pozisyon mesela o. İkinci yarıda benim hatırladığım en önemli maçta pozisyon. Maçta öyle. Abi şu an pozisyon da yok ha. Dikkat yok. et. Nasıl yok hocam? Hani bu kaçar mı ya? Böyle olur mu ya? Galatasaray'ın ilk bir tane var. Hani rakipten döndü. Evet. Öyle bir... Abi şu an pozisyon yok ha. Tabii öyle wow, muazzam bir kurtarış, şöyle bir hareket falan öyle bir Maşallah şey Mesela ne maç oldu mesela, ne futbol oldu yok. Ha, iyi mücadele oldu. Galatasaray için korku filmi gibiydi. Başakşehir için aslında öyle değildi Başakşehir'in. Daha farklı işler yapması gerekirdi. Böyle gergin bir takıma karşı hocam. hocam Onu söyleyeyim. Ba Başakşehir e sezona başladığı gibi de değil, geçmiş sezonlardaki gibi de değil kadro kalitesi de aynı seviyede değil. Emre baştan sonra hakeme geldi bir şeyler söyledi tersler. Ters. Bir de bayağı bir sinirlendi bir şeyler yaptı Ama orada. Neden Okan Buruk sakinleştirdi. Tamam da ne, ne neden söyledi anlayamadım ya anlayamadım yani olayı. Ne bileyim bilemedim ki hangi pozisyona ilişkin söylüyor bizim buradan fark edemediğimiz bir pozisyon dakika var. Dakika mi acaba? Dakika, 6 dese, dakika mı? Dakikayı o yapmıyor ki dakikayı yukarıdaki amcam yapıyor. Yani vardakiler yapıyor. Vardaki yapıyor. Var söylüyor. Diyor ki bu kadar oynat burada bitir diyor. Yani, onda değil ki olay. Bilmiyorum niye sinirlendi. Kazanmak zorundaydık. Bunu kafamıza koymuştuk. Penaltı olduğunda bunu gole çevirmemiz gerekiyordu. Ve ben de üstüme düşeni yaptım diyor. Yani pek panenka yapılacak bir maç olmadığı için de gözüktü. ve Gelişi bir vuruş yaptı. Gelişim Şampiyonluk belliydi. için daha çok var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerek. Şimdiye kadar ne yaptıysak sürdürmeliyiz. Kazanmaya devam etmeliyiz demiş. Yani dört maç var ama yine de tabii baktın mı maçlara hocam? Baktık hocam. Bakalım bir mi? gelsin hemen. Sarı kırmızılı taraftarlar keyifli tabii. El sallayanlar, gülenler, eğlenenler. Şimdi dönüş yolu e, keyifli geçecek. Evet. Şimdi nereye gitti? E, ama o zaman seyirciler göremiyor ki. Tamam. İstanbul Spor Deplasmanı, Ankara Gücü Deplasmanı, içeride Sivas Spor ve Fenerbahçe Derbisi. Galatasaray'ın hocam. 76 garanti puanı var. 4 maçı var. 76 garanti puanı var. 4 maçı var oynayacağı. İstanbulspor, Sivasspor, Sivas Spor, Ankara gücü Fenerbahçe. İstanbul Spor, Sivas Spor, Ankara gücü Fenerbahçe hocam. Fenerbahçe'nin 74 garanti puanı var. Trabzonspor, Spor, Antalya Spor içeride deplasmanda Galatasaray derbisi. 2 maçı kaldı Galatasaray derbisine kadar. Derbiyle 3. İki de hükmen maçı var. O yüzden garanti 74 diyoruz. Trabzon Be içeride, Hatay hükmen. hükmen, Antalya içeride. Evet. O rahat tabii ama içeride biliyorsun şimdi seyirci meyve baskısı. İçeride dışarıda artık fark etmiyor ki her maç gergin. Yok öyle ya de. Bize zaten Trabzon büyük maç. Öyle de Fener seyircisi için, Fener takımı için şu sıralar deplasmanla oynamak avantaj. Çünkü içeride çok da çatlak ses çıkıyor. En ufak bir kımıldamada çatlak ses çıkıyor. Ya deplasmanda daha rahat eder Fenerbahçe aslında. Çünkü Fenerbahçe'de dışarıda gelen seyircisi devamlı 90 dakika onu destekleyen bir seyirci. Ama içeride öyle değil. İçeride çünkü tribünlerden tabii biz maçta yokuz. Futbolculara ne tepkiler geliyor tribünden. Biliyorsun tribüne yakın oynayan topçular yanarlar. Tabii, tabii. Oradan neler gelir? Yani bilmiyorum. Trabzonspor spor maçı tabi e, bir büyük maç. Orada e, mutlaka desteği olacaktır tribünlerin. E, İstanbul spor karşılaşmasından sonra o maç ama. İstanbul spor maçı Salı günü gelecek hafta. E, Trabzon spor maçı Perşembe günü. Hocam. E, Yanlış söylemiyorum değil mi arkadaşlar? Bir kez daha teyit edelim. İstanbul spor maçı Salı, Trabzonspor maçı Perşembe günü. Beşiktaş maç yapmayacak. Yani maç yapmayacak derken hükmen maçı var Gaziantep karşılaşması var. Hafta sonunda da hemen Galatasaray Sivas'la oynayacak. Bu kez Fenerbahçe maç yapmayacak. Hükmen maçı var Hatay. Beşiktaş da Adana Demir deplasmanına gidiyor hocam. Çok zor bir maça gidiyor. Yani diyorsun ki hocam yani ikinci haftadan sonra tablo çıkar mı? Hocam şu tablo ee, e Bilmiyorum tabi İstanbul Spor, Trabzon Spor. Yani Fenerbahçe'nin e, Trabzon Spor maçı. Galatasaray'a Galatasaray. Galatasaray. Maçı. İstanbul Spor maçında kazanırsa şampiyon diyebilir miyiz hocam? Hocam yine diyemezsin. <laughs> Bak, diyemedik hocam. Hocam ben diyemem. Niye biliyor musun? İstanbul Spor, Sivas Spor Galatasaray maçlarını alırsa ise Trabzon maçını da Fenerbahçe alır ise hükmeni de var. Ne yaptı puanlar? 5 puanla yine 5 puan ha bir dakika ee, olmuyor 5 puan e, ee, ikisini aldı 76 6 82 yaptı Galatasaray garanti puanını buraya hesaba göre bu hesaba evet. göre ee, Fenerbahçe'de ikisini aldıysa 80 yaptı yani kaç öteki 82 82 80 evet o zaman Ankara gücünü yenmek mecburiyeti de Galatasaray. Ha pardon yanlış söylüyorum. 77 oluyor ya. Nasıl olur ki? Ben iki hükmeni dahil ediyorum. Bak 68, 71, 74 olur Fenerbahçe. 73, 76, 79 olur Galatasaray. İkisini kazandığında. Galatasaray 79 olur. Fenerbahçe 74 olur yine. Değişen bir şey yok ki. İkisini de kazandığında. O zaman Ankara gücü beraberliği işi götürür yani. Tabii zaten bitiyor orada. Şeyin e, iki beraberlik alırsa Galatasaray diyelim kötüye bakacaksın önce. Dört puan kaybederse ne olur? E o zaman değişir tabii. Galatasaray Fener'de alırsa. Ya yani birisi Fener maçı olursa sıkıntı yok. Ama tabii şu var hocam. Şimdi hocam çok kolayladı ya. Maç, yani Başakşehir takımı. Bu maç takımı, öyle bir maçtı. Başakşehir takımı zor takım. Şimdi bundan sonra İstanbul Spor tamam da İstanbul Sivas yani biraz daha Galatasaray'ın dişine göre olur. Tabii hocam. Yani, yani oradan, spor, oradan fazla ee... sürpriz olacağını zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani ben de aynı şekilde e, sanırım. Fenerbahçe'de olabilirim. sürpriz olur mu? Trabzon maçı hocam. Trabzon maç. maçı. Trabzon'da biliyorsun onların davaları uzun. <laughs> hocam yani Trabzon'un şey maçı Affetme maçı. Şimdi Takımı. İstanbul Spor kaç oldu şu anda puan durumu? Arkadaşlar 35 mi? Tabii. Bir şeyi versene aşağıya versene Tolga garantilerle. E, garantilerle onu verirsek. Hani oynayacakları takımlar açısından da görelim. Hocam Galatasaray bugün köşeyi döndü. Döndü döndü. Yani, yani aldı, virajı aldı. Keskin virajı aldı köşeyi döndü. Şimdi önünü daha rahat görüyor. Hocam İstanbul'un garanti puanları açısından 38. Dün bakmıştık Giresun, Kasımpaşa 34. Ankara gücünün 35'i var. Hani Ümraniye'yi geride tuttuk biraz. Yani şimdi İstanbulspor'un 4 puanlık bir fark var. Ha, diyeceksin ki işte Galatasaray maçı, Adana Demir maçı falan var. Kasımpaşa hedef maç zaten. Ama atıyorum ben İstanbulspor Sporu Galatasaray'ı kaybettiğinde Kasımpaşa... Bir de Giresun hükmenini kazanmış oluyor. Bilemedim yani. Ankara gücü büyük hata yapmazsa kalır. Büyük hata yapmazsa gözüküyor. Reklam mı? Pa tamam gidelim çünkü iki maçımız birden var. Özetleri vereceğiz. Önce bir reklama gidelim. Maçlar hazırlanıyor ayrılmayın.